Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Fikret Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de İYİ Parti'nin şehir hastaneleriyle ilgili vermiş olduğu önerge üzerine partim adına düşüncelerimizi ifade edeceğim. Efendim tabii bir hayli şehir hastanelerini gündeme geldi, konuşuyoruz. Sonuç olarak bu şehir hastaneleri yandaşa kaynak aktarma projeleridir. Yabancı finansör şirketlere dövizle kaynak aktarma projeleridir. Gelecek nesillerin kullanacağı sağlık bütçesinin üzerine ipotek koyma projeleridir. Yani bizim için bir kara deliktir, bütçemiz için büyük bir yüktür. Sadece bizim için değil, çocuklarımız ve torunlarımız için de büyük bir vebali üzerimize almış bulunuyoruz bu şehir hastaneleri. Tabii proje 31 hastaneyle başlamıştı ama görüldü ki bu projeyi yüklenmek kolay olmayacak ve en son Plan Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta Sağlık Bakanı 10 tane şehir hastanesinin hizmete girdiğini, 9 tanesinin inşaatın devam edeceğini ve toplamda 19 şehir hastanesinin kamu özel işbirliğiyle yapılacağını, diğer 10 tane de genel bütçeyle yapılacağını ifade etti. Tabii genel bütçeyle yapılırken de efendim finansör şirketin de belli bir maliyeti var. Neden verelim diye bir itirafta bulundu. Yine AK Parti Genel Başkanı da hafta sonu efendim halka hizmette zarar ediyorsak edelim dedi. Şunu ifade etmek istiyorum. Elbette halka hizmet etmek kutsal bir görev ama halkın parasına da zarar ettiriyorsunuz. Yani halka zarar ettirmeden de hizmet edilebilir. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi burada İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarımız var. Sayın Sağlık Bakanlığı yapmış olan değerli milletvekili arkadaşlarımız da var. Hanginiz acaba şehir hastanelerinin sözleşmelerini biliyorsunuz? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz şehir hastanelerinin sözleşmelerini. İçinde ne var bilmiyorsunuz. Hangi şehir hastanesine aylık ne kadar dövizle kira verdiğinizi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ne kadar kaynak aktarıldığını bilmiyorsunuz. Hangi firmaya gittiğini, bu döviz kaynağının hangi firmaya gittiğini hiçbirinizin haberi yok. Bunu şahsen ben kendim Sağlık Bakanlığı'na sordum. Cevap verildi mi? Hayır, verilmedi. Kara bir delik. Demek ki cevap verilmiyorsa, cevap şu. Efendim ticari sır, size bunu söyleyemeyiz. Ya milletvekiline söylenmez olur mu bu? Milletin parasını harcıyorsun. Neden milletvekiline cevap vermiyorsunuz? Demek ki arkasında büyük bir kamu zararı var. Çok büyük bir yolsuzluk var. Bu sözleşmeler açıklanmadığı sürece şehir hastanelerinin üzerinden yandaşa, yabancı şirketlere dövizle kaynak aktarıldığı ve yolsuzluk yapıldığı iddiamızı şiddetle devam ettireceğiz. Bakın daha düne kadar AK Parti Genel Başkanı diyor ki efendim Türk lirasını güçlendirelim. Gelin vatandaşlarımıza dövizle mevduat hesabınızı Türk lirasına çevirin diye öneride bulunuyor. Bakınız elimde bir tane Cumhurbaşkanı kararnamesi var. 12 Eylül 2018 tarihli. Türk lirasını güçlendirmek için yapılmış bir kararname. Diyor ki alışveriş merkezlerindeki dövizle olan kiralarınızı gelin Türk lirasına çevirin. Efendim şimdi sen vatandaşa dönüyorsun diyorsun ki aranızdaki anlaşmaları dövizden Türk lirasına çevir ama kendin şehir hastanelerinde kirayı döviz. Sözlerinizi tamamlayın. Efendim vatandaşa gelince sen Türk lirası kullan ama şehir hastanelerinin kiralarını ve hizmet bedellerini dövizle aktarmaya devam et. Burada samimiyet yok. Eğer samimiyet varsa iktidar tarafında bir an önce bu şehir hastanelerinin kirayla ödemelerini dövizden Türk lirasına çevirirsiniz ve daha sonraki basamakta da mutlaka bu kara deli ortadan kaldırmak adına bu şehir hastanelerinin devletleştirmesi gerekmektedir. Devlet Sağlık Bakanlığı tekrar kendi ukdesine almak durumundadır. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.